Çiğne. Ağzını al, çiğne. Ben 3 yaşımdan beri sarımsak yiyorum. Şu an 9 yaşındayım. Tam 6 yıldır sarımsak yiyorum. Sarımsak seviyorum. Her gün yiyorum. Hani yemediğim gün olmuyor. Sarımsak seviyorum. Temelci ıspanak yiyor, güçlü oluyor. Ben de sarımsak yiyorum, güçlü oluyorum. Ben sarımsak gördüm, ilk gördüğümde merak ettim, yemek istedim, yemek yedim, yedim. İlk gün yedim, ondan sonra yediğim şeyi bırakmadım, bu zamana kadar yiyorum. Allah'ım iyi, yani hiç hasta olmadım, valla çok hasta olmadım. Benim bir tane yakın arkadaşım var, o da böyle sarımsak yemeyi seviyor ama o benim o kadar çok yemiyor. Bir günde o böyle 4-5 baş yiyor, ben bir günde 6-7 baş yiyorum yani. Ondan sonra yanımda sıra arkadaşım vardı, ona yemeğini tavsiye ettim, yedi bir kere, sonra acı olduğunu düşündüm, sonra bir daha yemedim o günden sonra. Ben mesela buradan kastımını yediğince ben mesela sarımsak almayı unutuyorum. Ondan sonra gidiyorum babama söylüyorum, baban sarımsak alır mısın diye. Babam da almıyor, sonra ona darılıyorum. Ondan sonra ondan sonra bana kıyamıyor, sonra bir daha alıyor. Matematik 0. 0 yazıyordum. Yani 6 tane 0. Bilim sahanda kuvvetli kadar 0 yazıyordum. Peki burada bilim sahanda kaç tane? Onun 8. kuvvetiymiş. Muhammed Müştaba 3 yaşından bu tarafa sarımsak tüketiyor. Ve sürekli benden işte çarşıdan gelirken beni arayıp baba bana gelirken sarımsak getir diye benden sarımsak istiyor. Yani diğer çocuklar ne bileyim çikolata, şeker isterken Müştaba benden sürekli sarımsak istiyor. Ve almadığım zaman da sürekli ağladığını gördüm. Huzursuzluk çıkarttığını gördüm. İşte Müştaba'nın ben bu yaşına kadar sarımsak yediğini şahit oldum ve bu safhada da Müştaba'nın fazla hasta olmadığını fark ettik. Yani işte hani hasta olduysa da bu hastalığını çok hafif atlattığını, ben işte bu Taşköprü sarımsağının bir nevi antibiyotik olduğunu düşünüyorum ve diğer ailelerin de çocuklarına örnek olacağını düşünüyorum. İnşallah diğer çocuklarımız da yani Müştaba'ya kadar aşırı derecede yemese de hafif günde bir diş sarımsak yiyerek inşallah bu hastalıktan hatta ve şu andaki bu virüs olayından da inşallah ülkemiz kurtulur diyorum. Sarımsak yiyelim inşallah hastalıklardan kurtulalım diyorum. Müştaba'nın bu 3 yaşından 9 yaşına kadar olan safhada Müştaba'nın fazla hasta olmadığını fark ettik. Ve sarımsaksız evde hiçbir zaman Müştaba'yı yani evde sarımsağımız olmadan durduramadık. Mutlaka evde sarımsağımız olacak. Ve sarımsağına o kadar özen gösteriyor ki atıyorum çarşıya giderken cebine mutlaka sarımsağını alır. Ve buradan mesela başka bir ile Kastamonu'ya atıyorum başka bir ile falan gittiğimiz zaman da mutlaka Müştaba sarımsaklarını cebine koyar, kendi sarımsaklarını mutlaka cebinden hiçbir zaman sarımsağını eksik etmez. Hatta okula giderken de sarımsak getirdiğini, okulda sarımsak yediğini, hatta öğretmeninin eşime
İşte Müşteba'nın sınıfta sarımsak yediğini, sınıfta koktuğunu söylemiştir. Böyle bir anımız da olmuştur. Müşteba yanındaki sıra arkadaşına da sarımsak yemeyi öğrettiği ve ona da sarımsak yedirdiğini biliyoruz. Mesela evde falan sarımsak şey yaptığı zaman annesi şahit olmuştur. Yere falan düştüğü zaman çok ağladığı, işte sarımsağını bulamadığı zaman ağladığı, bazen annesinin işte sarımsak kabuklarının her tarafa dağıldığı evin içinde, evi pislediğini gördüğünden bazen annesi Müşteba'nın sarımsaklarını saklamıştır. Ve Müşteba bu sarımsağı bulamadığı an çok üzülerek ağladığına da şahit olmuşuzdur evin içinde, evimizde. Biz bu merakının nereden geldiğini biz de anlayamadık. Hatta biz şuna da şahit olduk. Evde sarımsak bulamadığı zaman Müşteba'nın soğanı soyduğunu, soğanı elma gibi yediğini de gördük. Yani evde sarımsak bulamadığı an soğanı, kuru soğanı elma gibi soyup elma gibi yediğini de gördük. Ama bu merakı nereden başladı, nasıl oldu bunu bir türlü çözemedik. Müşteba 6 yıldır sarımsak tüketiyor. Bu sarımsağın bir doğal antibiyotik olması nedeniyle Müşteba şükürler olsun bu zamana kadar fazla bir hastalık geçirmedi. Hastalıklarını da çok hafif atlattı. Ben bu hasta olmamasının nedenini sarımsağa bağlıyorum. Evet. Tabii. Buradaki işlemin en iyi tahmin sonucu kaçtır? Bunu sen kafadan tahmin edeceksin. 200. Ama 198 nereye yakın? 200'e yakın. 41 nereye? Anladın? Hı hı. Söyle. Onda mı tahmin ediyor? Evet.